Haftanın en büyük sürprizi Dolmabahçe'de gerçekleşti efendim. Beşiktaş-Pendik mücadelesi bir bir sona erdi. Omar Kolay ve Oscar Romero'nun karşılıklı golleriyle Beşiktaş 1 Pendik Spor 1. Gerçekten e, beklenmedik bir skor. Beşiktaş çok kolay geçmesi beklenen, öyle bir görüntü çizen mücadelede. ikinci yarıda... E, İlk yarıdaki e, grafiğini sürdüremeyince çok fazla e, pozisyon harcayınca e, bakalım hoca ne diyecek ama e, tabi e, atamazsanız e, rakipte direnci arttırıyor. Oscar Romero Romero ikinci yarıda Pendik Spor adına gerçekten e, fark yarattı. Ve Pendik takımı e, ee, ilk deplasmanından geçtiğimiz hafta bir yandan da bakıyorum e, hakemlerle diyaloglar var. Geçtiğimiz hafta Hatay Spor'a kendi sahasında 5-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş'tan bir puan almayı başardı. Süper Lig'de tarihindeki ilk puanı Pendik Bu arada Ante Reviç. karşılaşmadan sonra bir sarı kart gördü. Herhalde bir diyalog geçti hakemler arasında. Kadir Sağlam ona bir sarı kart gösterdi. Tribünler hızla boşaldı. Ee, arkadaşlarım yönetime yönelik protestolar olduğunu da söylüyor. Hepsini konuşacağız. Gerçekten enteresan bir skor. Ee, Pendik takımının hakkını teslim edelim. Özellikle ikinci yarıdaki mücadelelerini. Bir e, Furkan'a da bağlanalım arkadaşlar. Hatta mı? Tamam. Furkan bize... Dolmabahçe'de nasıl tribünlerde bir reaksiyon var onu aktarabilir misin? Gerçekten haftanın en büyük sürprizi bu. Elda bilgiyle iyi yayınlar. Tabii düşütmesi için çok da aslında planlanan bir puan kaybı değildi. Özellikle e, rahat geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Maçın ikinci yarısında özellikle dakikalar 70-75'i gösterdikten sonra taraftarların da zaman zaman aslında takımın temposundan çok hoşnut olmadığını gözlemledik. Sonunda e, son dakikalarda gelen golle beraber de Işıklar Stadyumu'nda tabii biraz e, sinirler de gerildi. Sonrasında e, tribünlerin tepkisi oldu. E, Spor Kalecisi Erdemil bir pozisyonda tribünlerden gelen yabancı maddeler sonrasında oyunu başlatmakta biraz gecikmiş, geciktirmesi de iki takım arasındaki iki takım futbolcular arasında biraz e, gerginliğe sebep oldu. E, maç ettikten sonra e, son düzgün geldikten sonra Pendik Spor taraftarı Deplafan tribünü e, Futbolcuları tribüne çağırdı. O esnada yine tribünlerden e, alt sayıda da olsa yabancı maddeler atıldığını gözlemledik. Ve işte çok da planlanan e, hesapta olan bir puan kaybı olmadı. Bununla beraber de stadyumda taraftarların e, özellikle yönetimde ciddi tepkileri olduğunu gördük. Kendiler bilgin. Teşekkürler. E, e, gerçekten e, Furkan'a da bir kez daha teşekkür ederim. Dediğim gibi ilk 45 dakikada çok kolay giden, erken gol bulan, girdiği pozisyonlarla işte topa %70 oranında topa Beşiktaş sahip olmuştu. Pendik şutu yoktu ilk yarıda. Değil isabetli şutu, şut denemesi yoktu. Beşiktaş'ın arayışları, pozisyonları, atakları Jetson'la, Abu Bakar'la. İkinci yarı yine benzer şekilde başladı. Ee, ama işte Oscar Romero oyuna girdikten sonra sonra Enric Çekici'yi de aldı. Ee, Beşiktaş golü ikinci golü bulamadıkça biraz daha biraz daha o direnci yükseldi ve Pendik takımı. Bu e, dirençle birlikte çok değerli puan aldı. Tebrik edelim kendilerini. Gerçekten e, zoru başardı Pendik Spor. Eee Beşiktaş içinde çok kolay gözüken maç, çok kolay giden maç. İşte bazen böyle yol kazaları olabiliyor. 1-1 bir bir sonuçlandı. Şüphesiz ki Çanol Hoca da buna ilişkin bir öz eleştiri yapacaktır. Öte yanda aynı saate başlayan diğer karşılaşmada MSF Sivas Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. Yarın Samsun Fenerbahçe Ankara gücü Adana Demirspor maçlarıyla iki güzel karşılaşmayla haftayı noktalayacağız. Şimdi burada bakıyorum toplu oynam 61'e 39 olmuş. İkili mücadelelerde mesela ilk yarıda %20 fark vardı. ikinci yarıda 50'ye 50 gelmiş. Bakın o mücadele dozu değişince mücadele etmeye başlayınca oyuna tutunmaya başlıyorsunuz. Hemen hücum performanslarını da göreyim Tolga. Bu arada Hocanın da e, mikrofonu takılsın. Hemen hücum performansına bakın. 8 denemesi var. İlk yarıda hiç denemesi yoktu. Pendik takımının hiç denemesi olmayan Pendik Spor ikinci yarıda 8 şut atmış. Bir isabetli o da gol ama 8 denemesi var. E, Beşiktaş'ın örneğin ikinci yarıda 7 denemesi var. Onda 6 isabetli şut. 19 Bakın ilk yarıda iki kez rakip ceza sahasına girmişti Pendik Spor. İkinci yarıda 16 oldu bu rakam. Ee, yani böyle olunca hocam ya biz devre arasında konuştuklarımızı herhalde yedik diyeceğim ben. Öz eleştiri yapmak lazım. Hayır orada bir cümle var. Ne var? İster misin çıksın Pendik? Bir iki gol. Ya sen, bir dakika onu da yanlış sen oraya de oraya sırada, beni kesmişler. Sen de o arada, ya, keşke sen de oradan, orada canım, keşke o... dedin. Keşke de bendeki sebep yani bir Kavur koysun, maç şey dedin. olsun dedim. Öyle oldu. <laughs> Bence öyle oldu. Ah hocam ya. Orada hemen misin başlamışlar. Dedim. Evet. Sosyal medya. Abi uygunları. yok ama ya. Ah, hocam ah. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hocam ama bu maç hocam, yani. Hocam bu maçın faturası. Sabaha kadar. Bu maçın sabaha faturası. Sabaha kadar böyle bitmez. Hocam bu maçın ben. faturası. Beşiktaş takımının teknik adamına bir de futbolcularına çıkar kusura bakmayın. Yani eğer Pendik buradan bir puan çıkardıysa sakın yani ikinci yarıdaki pendik farklı bir pendik ilk yarıya göre. Topa şey bastılar. ya atmazsanız. bir tek oyuncu Romario oyunu şekli değiştirdi. Evet. E niye önlem almadın? Bir tek oyuncuya şekli değiştirdi Arjantinli. Arjantinli herhalde o. Arjantinli Arjantinli evet. iyi oyuncu. Yani Osman Hoca bence artık önce onu yazar sonra diğer 10 evet. kişiyi yazar. Topu Yeni durptu, bastı, zaten vurmadı. Aldı verdi ki sonradan oyuna soktu onu değil mi? Evet evet. İkinci ee, yarıda. İkinci yarıda rengi değişti takımın. Bayağı değişti. Ama bayağı değişirken de hocam Beşiktaş'ın da rengi değişti. Sen ilk yarıda adamı yakalamışsın. Bitir abi. Benim... At üç tane ikinci yarıda oyuncu değişikliğine bak. Başında Sonra sen hakeme kızıyorsun. Ya herhalde 90 artı 1'de falan attı. Şey e, penaltı oldu. 12 dakika oynandı. Evet. 90 artı 1'de penaltı olduysa oynanmayan süre 3 dakikadır. Oynanmayan süre 3 dakikadır. E sen 3 dakikayı 9 dakika oynattın. Ya 12'de bitirdi. Evet. Bak şimdi. Onu herkes yanlış anlıyor. Doğru. Diyorlar ki yani işte ya maç 90 dakikaysa 88'de mi oldu? 2 dakika oynatacaksın. Tabii. Maç 10 dakika mı durdu? 2 dakika oynatacaksın 90 dakikaya. Kadar. 4 dakika uzatma olmuş. 1 dakikada bu olay yaşanmışsa evet, 3 dakika kaldı. kaldı. Golden sonra 12. dakikada dakika bitti. oynattı. 7 12. dakika dakikada bitirdi. Yani baktı, baktı, baktı artık ki olmuyor bitirdi. E, sen ona mahkum değilsin ki. Hocam niye Neden korkuyorsunuz? Ya konuşulacak o kadar şey şey var ki hocam ya. Hocam şöyle e, işte klasik bu. Aslında hiç fazla zorlamayalım. Sana söyleyeyim mi? Maçı seyrediyorum, sen aşağı indin. Ben de yazı yazdırıyorum. Lan maç Paraguaylı bile... mı Oscar Romero? Bir baksanıza arkadaşlar. Ar... Paraguaylı değil mi? Arjantinli değil. Paraguay'dı. He. Evet. Tan Arjantin dediler de çocuklar. Abi ilk çekim yani tribünden pilot kameradan ilk çekimde olduğunda ben bu penaltı dedi ben. Yani ilk olduğunda. Çünkü futbolcu böyle şey gibi düştü böyle hani ağacı kesersin dan diye iner ya öyle indi. Hani böyle bir ağır çekim olur bilmem ne olur şüpheleniyorsun. E hakem de gördü bunu. Niye bara bıraktın işi? Niye bara bıraktın? Osman Özköylü belki de o kadar ısrarla itiraz etmişseydi belki de vara gidilmeyecekti. Bak, çok enteresan oralar. Bunların hepsini dikkatle izlediğim için. Hiç abi penaltı penaltı. Şimdi yani sondan başlayalım. Beşler seyirisi hakeme bak kızdı ama kızmasın abi. Beşler seyirisi kendi teknik adamıyla futbolcusuna baksın. Hocam geçen sene Fenerbahçe şampiyonluğu nasıl kaybetti? Bir İstanbul Spor maçı. Giresun olsa, maçı bir de. Bir de Giresun maçı dakika kendi olsa, Evinde. Giresun düştü. İstanbul Spor'da son anda yıktı. Hocam bu tip başları alacaksın. Bu tip başları maceraya bırakmayacaksın. O zaman aldığın puanı kaybediyorsun. Kazandığın ee, maçın hiçbir şeyi kalmıyor. Ş şöyle ulaşırsa. yani iki takım arasında çok büyük fark var. Ama artık kendimizi tekrar etmiş olacağız belki de. İşte siz harcarsanız, siz biraz da futbol e, ukalalığı mı diyeyim? E, bunu yaparsanız. Bu mücadele azalırsa, mücadele evet. azalırsa Karşı takımın da mücadelesi sizin azaldığı müddetçe onun da artıyor. Bu sürprizden de öte bir şey hocam, hocam ya. dakika 80'e doğru giderken sana dedim. Dakika 80'e doğru giderken çünkü öyle panik Kendim başladı. Endik gol atabilir dedim. Evet. Ben de yok hocam ya dedim ya sanmıyorum dedim. Atarsın dedi. hocam Beşiktaş teknik direktörü 88'de oyuncu çıkarıyor 3 tane. Daha evvel çıkar. Daha evvel maça hakim ol. Abi ben ya, bir adam sok. Oxide Chamberlain'i aldı, Milot sayı aldı, aldı, aldı ama Rebic'i falan aldı. Fakat e, daha tabii onlar e, hazır değiller. Bir yandan da e, takımın yapısı da bozuldu o arada. Yani e, çok garip bir şey. Ben hocam işte sen daha iyi bilirsin. Ben nasıl olsa bu maçı kazanırım düşüncesi Yok, zarar işte, veriyor Evet abi. Kazanamazsın abi. Maç sahada kazanılıyor. Buyur. İlk yarıdaki Pendi'ye bak, ikinci yarıdaki Pendi'ye bak işte. Verileri sen ben gelirken konuşuyordun, evet, seni evet. dinliyordum şurada hoparlör takılırken. Hocam ilk yarıda sıfır, şutu var sıfır. Evet. İkinci yarıda sekiz. E, buyur. İlk yarıda iki kez ceza sahasına girmiş, ikinci yarıda on dört. Şunu da demiş olabilirler. Ulan bu Enderler Erman bizi ambasallardılar ha. Çıkıp şunlara bir Haklı cevap Haklılar yani bu mücadeleyle Ama onlar da tekzip etmiş oldular o, kadar. o sözleri. Bize de dedi ki işte ya Hocam <laughs> söyledim valla. E, ee, kaka orada. Böyle oynayacaksa niye pendik bu ligde diye. Doğru. Ya doğru. Doğru abi. Ha, ikinci aradaki pendik. Ama şu var bak. Hala da bu kadar toplama bir takım sana bunları yapabiliyorsa o zaman Beşiktaş kendine bakacak. Hocam. Pendik toplama bir takım henüz. ...zaman ihtiyaçları var ama... O zaman sen Beşiktaş olarak geçen seneden... ...zaten hazır geldin. Tabii de arasında beş tane transferim var. Hocan, seni... Evet. E, ...tanıyan eski hocan... E, ...bu hiç hesapta olmayan... ...deplasmanda bile olsa... ...ekstra puan kaybı yazılacak bir puan kaybı... ...kendi evinde. Çok şey mal olur bu maç Beşiktaş'a? Onu sana söyleyeyim. Yani tabii daha çok yolun başı var ama... De. ...yine de şey... Ee, yani buraya garanti 3 puan yazmıştır. Ha, tek kimle oynuyor hani beşler? teknik adam Adana Demir Spor'la. E, buyur. Da. buyur. Nerede? Orada. Orada da, Adana'da. Orası da sıcak. Hem su sıcak hocam ya? Yanar. Geçen anam, gün anam. birisi 50 dereceyi gördük diyordu. 50 derece ne hocam, hocam şimdi yine sağa çim. Toprakken oynadık be. Adana sahası. Toprak gündüz. O da nasıl yanar böyle? Toprak saat 3-4, iki buçuk. Anam 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 anam. Ağzım böyle kurur böyle. Hmm. Yapışır, böyle o, yapışır o böyle yapışır ağzım şeyde. kurur ya. Evet. evet ya ben bir büyüye hastalığında öyle bir maç alamıyorum. Şimdi i̇şte çimlerle mimlerle ne güzel ya. Hocam şimdi bak. Ee, Onana, Amati, Revit, Chamberlain, Oksay Chamberlain, Raşitsa, Zanettinov, Emrecan. Yeni transferleri. Bunların bir kısmı e, bugün ikinci yarıda oyuna dahil oldular. Eee ama Jason Fernandez oynadığı müddetçe Beşiktaş iyi gitti. Jason Fernandez biraz düştüğü anda Beşiktaş'ın organizasyonunda da sıkıntılar yaşanmaya başladı. Gelenler gidenler ekrana yansıyor. Eee Rashid Chamberlain'ın, Rebic'in katacakları mutlaka çok şey olacak. E, Siyah-beyaz takıma ama onu e, gerçekleştirebilmeleri için de zamana ihtiyaçları olacak. E, i̇şte o arada kazanmak lazım. Yani hep konuşuyoruz. Galatasaray'ın geçen yılki ilk dönemini örnek veriyorum ben. Fenerbahçe içinde, Beşiktaş içinde. Bu yeni oyuncuların olduğu bir ortamda. Buraları kazanmanız takımı otururken kazanmanız lazım ki Beşiktaş Yeni bir takım demek çok kolay değil. Eski e, oturmuş ama yeni transferlerle hani güçlenmeye çalışan bir takım. Çok önemli iki puan kaybetti Beşiktaş. Evet. Şimdi bir de e, şu takvimi verebilir misiniz arkadaşlar? Öyle bir takvim var ki şimdi bir de e, yani İstanbul'un üç büyüğü ve Adana Demirspor eee bu 14 günde 4 maç oynayacak. Daha önceki Avrupa maçları demoydu. Tabii. Yani şimdi artık zorluk derecesi yüksek. Yani Galatasaray moldova maçı görece de diğerleri e, hepsi de gerçi yani. Peki Adana Demir ondan dere... sonra kimle oynuyor Beşiktaş? E, gelsin bir. Onlar gelmiyor mu arkadaşlar? Vermiyor musunuz? Gelecek hocam. Şimdi takvimi hep birlikte göreceğiz. Bu dört maçlık takvimi. Arada Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçları var. Önce e, Romanya'da oynuyor bu arada Beşiktaş e, Dinamo Kiev maçlarını. Şimdi e, Beşiktaş önce Dinamo ile oynuyor. Adana Demirspor'a gidiyor. Tekrar Dinamo Kiev maçı ardından içeride Sivas. Yalnız tabi e, tabii temsilcilerimizin fikstürü demişiz. Altta logolar var ama logolar işte anlaşılabiliyor mu acaba ekranda? E, Galatasaray, Molde, İstanbul Spor, e, Molde maçlarının arasında İstanbul Spor ve Gaziantep Spor'la oynayacak. Fenerbahçe'de Twente maçlarının arasında Başakşehir Ankara gücü. Oo. Gerçi Başakşehir de kötü başladı gerçekten. Ankara gücü deplasmanı, Ankara gücü güçleniyor eee geri Rodriguez molsan derken Adana Demirspor'da Gent genk maçlarının arasında işte Beşiktaş maçı var. ve Hatay deplasmanı var. Adana Demirspor'un da maçları zormuş. Beşiktaş Demirspor deplasmanına ve Sivas maçına yoğunlaşacak. Zor bir dört maçlık seri ve bu maçlar artık gruplara kalmak için kader maçları. Daha önceki maçlar gibi değil. Abi inşallah önce gruplara kalsınlar ya. Öyle. Yani lig tamam da grubu grubu kaçırdın mı? Hocam bir Hocam tamam. e, no, ilginç bir şey oldu. Şöyle bir tartışma da yaşandı. Ya işte e, Beşiktaş Adana Demir iki takım açısından öyle bir e, gündem dolaştı. Ya bu ikisi birbiriyle oynayacaklar. Konferans playoffları var maçları ertelensin diye sonra ya dediler daha konferans şey playoff seviyesinde maç ertelemeyi düşünülürse ileride ne olacak falan diye hatta ben de yazdım ya yani çok yoğun bir takvim var diye ama bak hocam Hollanda'da playoff oynayacak dört takımında maçı ertelenmiş biliyor musun? İlginç Hollanda futbolu da bir yerde zaten baksana nerede Hocam 5 sıraya geldi. Ya tamam da yani nasıl ha, hocam? Hocam bunu beşinci yaptığın sıraya zaman, ya, tamam. Ya. Da, bunu, yaptığın, geçti. Bunu yaptığın zaman delersin. Artık ondan sonra yani oku çıkar işin. Mantıklı mı sence? Bu aşamada daha bu aşamada biraz erken ama yani bak PSV şampiyonlar ligi elemesi oynayacak, işte Playoff'u. Ajax ve Ajax e, Avrupa ligi oynayacak, Twente ile Alkmaar'da konferans ligi playoff oynayacak. Twente de bu arada şey e, Hollanda'da lider durumda iki hafta sonrasında. Molde'nin lig maçı yok arada. Rakiplerin Twente'nin lig maçı yok. Dinamo Kevin var. E, Genk'in Klub Brüj var ki Aa, o da ertelenmiş. Hocam bak valla erteleyen erteliyor işte. Belçika da ertelemiş. Demek ki bizi yanlış yapıyoruz şimdi. O çıkıyor. Biraz böyle konuşuyoruz ama şuna bakınca Hollanda da ertelemiş, Belçika da ertelemiş. Bizde ama 20 takım olduğu için nereye nasıl yapacaksın? Şimdi adamlar 18 takım önleyin Hollanda. Belçika daha az. E, adamın takvimi müsait. Biz Süper Kupa'ya yer bulamadık ya. Sezon başında oynanamadı Süper Kupa. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ta devre arasında oynanacak. Aralığın sonunda içinde Alman takımları, İngiliz takımları, İtalyanlar, İspanyollar kafadan gidiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne falan. İşte bunlar da böyle gidiyor o zaman. Ertele. Top oynama filan. Bilmiyorum hocam. Bana mantıklı gelmiyor.